Ardan Zentürk, Fetullah ve Tevbe, Susacak mıyız? Kısa özgeçmişine şöyle bir baktım. 1938'de Hendek'te doğmuş, küçük yaşta eğitim aldığı, hasırcılar Kur'an kursunda biriktirdiği ilimle vaizlik ve imamlık yapmış, üniversite eğitimi İstanbul Hukuk, uzatmayayım, 1980'de profesör oluyor, Amerika'da uzun yıllar yaşamışlığı da var. Akit yazarı Profesör Dr. Yusuf Ziya Kavakçı'dan söz ediyorum. Belli, mütefekkir bir insan. Kızlarından biri Merve Kavakçı. 28 Şubat rüzgarındaki Bülent Ecevit'in başörtüsü nedeniyle meclisten kovmaya çalıştığı dönemin milletvekili. Diğeri Halen AK Parti İstanbul Milletvekili Revza Kavakçı Kan. Profesör Dr. Yusuf Ziya Kavakçı geçen gün köşesinde Fethullah Gülen olsam başlıklı bir yazı yazdı. Yazıdaki fikir kurgusu korkunç. Sabrınıza sığınarak birkaç satırını aktarmam gerekebilir. Bunun nesi akıl verme? Askerde, sivilde, ticarette, sanayide, istihbaratta dünyanın her yerinde paralı pullu bir teşkilat olan FETO esas itibariyle eğitim ve öğretim hizmeti iken. Açıktır ki batının istihbarat ve güç kuvvetleri hegemonyası sonucu bugünkü duruma evrilmiştir. Bence bu teşkilat asli hizmetine dönmeli ve saf ve temiz mensuplarının güzel duygularına bağlanmalıdır. Fethullah Gülen dramatik bir kararla Türkiye'ye dönmelidir. Açık bir beyan ile hata ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iyiliğini aldık. Suistimal ettik, yanlış yaptık. Tevbe hem de tevbe-i nasuh ile tevbe ediyorum demelidir. Türkiye'ye dönünce ve iktidarla iyi münasebetlerini tesis tesis edince eminim ona muamele de iyileşecek. Yazı bu. Peki bunu yazanın kimliğine, yetiştirdiği evlatlarının konumuna göre kulağımızın üzerine yatıp görmezlikten gelecek miyiz? Hayır. FETÖ denilen ihanet şebekesi ve onun elebaşısıyla mücadelede karşımıza evladımız çıksa, mezarından babamız çıkıp gelse tanımayız. Çünkü bu yazı yalnız fikri skandal değil, açık bir suçtur. Sabırla bekledim. Ravza Kavak çıkan, tartışma kamuoyunda dal budak saldıktan, FETÖ ile mücadele, AK Parti hattı neredeyse tartışılır hale geldikten sonra hayli geç bir zamanlamayla açıklama yaptı. Fethullah Gülen Olsan başlıklı yazı başta 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve yakınlarıyla 15 Temmuz gazilerimiz ve hain darbe girişimine karşı kahramanca direnen insanlarımız olmak üzere kamuoyu vicdanını yaralamış ve herkese olduğu gibi şahsımı ve ailemi de derinden üzmüştür. Bu geç ve özellikle AK Parti tabanında kopan fırtınayı yatıştırmaya dönük açıklamada yazarın 80 yaşını aşmış olmasına ve bundan kaynaklanan bazı sağlık sorunları yaşıyor olabileceğine ilişkin sözleri anlayışla karşılıyorum. Derdim sözü edildiği gibi yaşıyla bağlantılı bir sağlık sınavından geçiyorsa neden yazarlığı sürdürdüğüdür. FETÖ mücadelesi çifte standart kaldırmaz. Profesör Kavakçı FETÖ'yü temiz niyetle yola çıkıp istihbarat örgütleri tarafından sonradan yoldan çıkarılmış bir örgüt olarak tarif ediyor. Yanlış. İlk günden itibaren emperyalizmin kurguladığı bir örgüt olduğu Elebaşı'nın 1999 yılından bu yana onların topraklarında yaşadığı açık gerçektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013'ten bu yana kendisi hakkında beddua seansları düzenleyen Elebaşı'nın 1 dolarlık askerleri tarafından öldürülmeye çalışılmış, 15 dakikalık tesadüflerle canını kurtarabilmiştir. Böyle bir adam tevbe edecek, millet tarafından affedilip son günlerini köyünde yaşayacak öyle mi? Geçiniz. Yazıya tepki gösteren Akit'teki meslektaşlara teşekkür ederim. Çünkü FETÖ ile mücadele çifte standart kaldırmaz. Doğru yolda amasız fakatsız yürümek zorundayız. Özellikle yapılanın cezasız kalması düşünülemez. Yazıyı Hasan Cemal yazsaydı ne yapardınız? Bu yazı Profesör Kavakçı'yı hırpalama yazısı değildir. Aksine bir hayal kırıklığından kaynaklanan yazıdır. FETÖ ile mücadelenin ana omurgasını oluşturan medya ve her konuda öne çıkan köşe yazarları bu yazıya tepki geliştirmekte denge kollayıcı bir görüntü verdiler bu olmaz muhatabın kimliğine değil fikrine ve ne yaptığına göre davranacağımız çok kritik bir dönemden geçiyoruz emperyalizmin üzerimize saldığı proje örgütlere karşı duruşumuz beka mücadelemizin ana zeminidir asla uzlaşmayacağız kişiye göre muamele yapacak halimizde yok Yazmaz ya aynı yazıyı Hasan Cemal gibi bir kalem döktürseydi kopacak fırtınayı şimdiden tahmin edebiliyorum. Bunu yapmayın. Erdoğan-Bahçeli ikilisinin verdikleri amansız mücadeleye destek olmak mı istiyorsunuz? O zaman yanlışı söyleyin, dengelerin değil, doğru bildiği yolda kimseye borcu olmayan insan olarak yürüyün. Başa dönüyorum. Adamına göre mi konuşup susacağız? Ardan Zentürk Star